90 Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Irak, Türk askeri bölgesi yakınına neden üs kuracak? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Irak'ın Türkiye sınırına üs kuracağına yönelik açıklamada bulundu. Irak sınır muhafızları 30 yıllık aranın ardından ilk kez Türkiye-Irak sınırı yakınlarına üs kurdu. İlk iki üs Irak tarafından Zaho bölgesindeki Kişani köyü yakınlarındaki tepelerde kuruldu. Gelişmeler Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliği çerçevesinde gerçekleşti. Pençe Kilit Operasyonu'nun tamamlanmasıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki huzur ve güvenlik sağlanması yönündeki kilidi de tamamlamış olacak. Kaynaklar, Türkiye ile koordineli yürütülecek süreç, PKK faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunmasını sağlayacak. Türk savunma sanayi Mısır'la ilişkileri düzeltiyor mu? Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin tekrar düzelmesiyle birlikte, İki ülke arasında savunma sanayine ilişkin konular ele alındı. Geçtiğimiz günlerde Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Kor General Osama Askar, Türk Havacılık ve Uzay Tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, mevcut ve potansiyel işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Türk savunma sanayi sektörü, geçen yıl sonunda Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na gösterdiği yoğun katılımın ilerleyen dönemlerde de sürmesi hedefleniyor. Canik yeni silah teslimatlarını ne zaman yapacak? Ateşli silah üreticisi olan Canik, düşük geri tepmeli Venom LR'nin teslimatlarını Ağustos ayı itibarıyla yapmaya hazırlanıyor. Tüm kara, hava ve deniz araçlarına kolayca entegre edilebilecek. Firma, orta kalibre top üretimine yönelik yaptığı yatırımlarla dünyanın en gelişmiş modern ordularına da ürün tedarik etmeye başladı. Amerika ve Fransa'dan sonra 30x113mm'lik top üretebilen dünyadaki 3 şirket biri haline gelen Canik, avantajlı bir konuma da yükseldi. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem ne zaman başlayacak? Trafik sigortasında hasar maliyet endeksi hesaplamasına artık geçildi. Uygulamadaki amaç, sigortalının menfaatlerini korumak ve hasar prim dengesindeki sürdürülebilirliği sağlamak. Mayıs ayı poliçeleri SDDK'nın 1 Mayıs'ta devreye aldığı hasar maliyet endeksine göre azami %3 artışla kesilecek. Hasar maliyet endeksinin hesaplanması aylık olarak asgari ücret artış oranının %45'i, TÜİK'in açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının %30'u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının da %10'u dikkate alınacak. Dünyaca ünlü otomobil devi çalışanlarını kapı dışarı mı attı? Orta Doğu'da başlayan İsrail-Filistin gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı hem ham madde fiyatlarını artırdı hem de ünlü firmaların kapanmasına neden oldu. Pandemi enflasyon derken küresel boyutlara ulaşan ekonomik kriz ünlü otomobil devini de etkiledi. Amerikalı elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors iflas bayrağını çektiğini duyurdu. Foxconn'la olan anlaşmazlık sebebiyle iflas koruması talep eden şirket, Foxconn'un 170 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına uymadığını ve söz verilen ek hisse satın alımlarını gerçekleştirmediğini iddia ediyor. Şirketin yaşadığı zorluklar sektördeki diğer şirketleri de endişeye sürükledi. Dev şirketteki binlerce çalışan şimdiden ne yapacağını kara kara düşünüyor. Dubai'deki Türk şirket sayısı ne kadar oldu? Dubai son yıllarda yabancı yatırımcıların dikkatini çeken önemli duraklardan biri haline geldi. Uluslararası genişleme planlarını hızlandırıp farklı pazarlara erişmek isteyen Türk iş insanlarının Dubai talebinde de artış yaşandı. Özellikle Dubai'de yatırım yapan Türk şirketlerin sayısında 2023 yılında %17 oranında artış görüldü. Türk yatırımcılarının bölgede kurduğu şirket sayısı da böylece 570'i aşmış oldu. 23 Şubat 2024 itibarıyla gri listeden çıkan Dubai, 2024'ün iş yapmaya en elverişli ülkesi olarak biliniyor. TÜBİTAK, Azerbaycan'a meteoroloji laboratuvarı
ağlarımı kuracak. Azerbaycan'la Türkiye'nin işbirliği her alanda olduğu gibi sanayi alanında da artarak devam ediyor. Uluslararası laboratuvar kurma projeleriyle metroloji ekosisteminde önemli yeri olan TÜBİTAK yeni projesini duyurdu. Ulusal Metroloji Enstitüsü, Azerbaycan Metroloji Enstitüsü bünyesinde anahtar teslim 12 metroloji laboratuvarı kurmaya hazırlanıyor. Cihaz satın alma süreçlerinin tamamlandığı projede Azerbaycan Metroloji Enstitüsü teknik personelinin eğitimlerine de başlandı. 18 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin ikinci fazı kapsamında 15 yeni laboratuvarın daha kurulması planlanıyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.